Bugün dünyanın en komik yapay zeka fail'larına bakacağız. Biliyorsunuz yapay zekayı günlük hayatımızda kullanıyoruz ama bazen de fail oluyor. Bakalım yapay zeka nasıl fail olabilir? Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Sınıfın yarısı ChatGPT kullanırken yakalanmış. Abi hoca diyor ki artık ChatGPT falan yok. Yoksa bırakacağım sizi. Görüyorum böyle artık herkes ödevlerini falan ChatGPT'ye yaptırıyor da dikkatli olun. Çünkü ChatGPT'yi sen biliyorsun ama öğretmenler de biliyor. Robot fail olacak mı? Bir anda kendini gerilere attı falan. Bak burada da atlayamıyor. Bu ne? Tahtayı kaldıramıyor. Koşarken kendini bırakıyor yerlere. Taklayı attı. Ama hayır ya. Tansiyonu düştü herhalde. Böyle öne doğru gitti. Şimdi bu fotoğrafı yapay zeka sitesine yüklemişler. Demişler ki beni bir anime karakterine çevir. Fotoğraf gayet güzel. İşte güneş var. Ormanlık, taşlık alan abi var. Bakalım nasıl anime olacak. Evet şu an abinin anime olmuş halini görüyorsunuz. Abi sen niye böyle yaptın ya? Hani adam böyle durmuyordu ki. Arkayı falan çok güzel yapmış da abi gerçekten dünyanın en garip anime karakteri olmuş. Az daha bir fotların falan geliştirilmesi lazım yani. Ablanın topuzunu seçip oraya şimdi bir yazı yazacaklar ona uygun. Ne diyor? Fix bun. Aa herhalde topuzu düzelt diyor. Topuzu düzelt dedi, bastı. Bakayım topuzu düzeltebilecek mi? Çok basit aslında ya. Şöyle düzgün bir topuz yapacaksın abi. Ne alaka şimdi? Topuzu düzelt dedi bak. Donut geldi. Simit geldi, donut geldi. Ne alaka? Bu fotoğraftan sonra anlaşılıyor ki yapay zeka Photoshop konusunda bazen sıkıntı yaratabiliyor. Dondurma yiyen ablayı böyle şoplattırmışlar da bu eller nedir abi? Yani sana sormak istiyorum yapay zeka kardeş. Bu eller niye böyle? Bu ablanın kaç tane parmağı var? TikTok efekti deneyecek herhalde. Tamam. Ne istiyor? Kızı Barbie yapacak herhalde. Detaylı surat yapacak. Pembe kıyafet yapacak. Renkli bir arka plan yapacak. Bakalım ne geliyor? Evet gerçekten çok Barbie. Yani hayatımda ben böyle Barbie görmedim. Bunun Barbie'le ne alakası var kardeşim? Sürücüsüz arabayı polis çeviriyor. Şimdi gelecekte böyle senaryoları çok fazla yaşayabiliriz. Yani araba kendi kendine gidiyor. Polis diyor ki sağa çek, sağa çek, sağa çek. Kim çekecek? Sağa nasıl çekeyim? Polis de görmüyor herhalde yani. Görmüyor musun abi? Kimse yok. Araba kendi kendine gidiyor. Demek ki ileride böyle fail'lar olabilir ya. Çünkü hani polis kontrol etmek isteyecek aracı ama içinde sürücü yok. O zaman nasıl durduracağız bu aracı? Bu robot ne yapıyor? Bu yemek yapıyor herhalde. Ama her ne yapıyorsa şu an yanlış bir şey yaptığı kesin. Döktün hepsini masaya döktün ya. Bir de robot yani hani senin yapman gereken kodlar belli zaten. Sen bunu nasıl yanlış yapıyor olabilirsin? Yapay zeka ülkeler bir insan olsaydı nasıl bir insan olurdu onu yapmış. Amerika olsa böyle bir insan olurmuş. Fransa iyi. United Kingdom. Aa. Bu ne ya? Ne alakası var abi şimdi? Hani bu insana bile benzemiyor ki. İtalya. Tamam pizza. Hindistan. Güzel. Ireland. Yani bunların hepsi olmuş. Şu an iyi. Bir United Kingdom'da sıkıntı var. Abi İsviçre'nin güzelliğine bak. Yapay zeka bile biliyor ya İsviçre'nin ne kadar zengin olduğunu. Bu ne? Bu yapı yapay zeka ile yapılmış da bir şey diyeceğim. Abi bu nedir? Böyle yukarı doğru gidiyor. Çok da gerçekçi. Yani hangi yapay zeka ya? Ben yapıyorum bazen videolar hiç böyle olmuyor. Hangisini kullandınız? Şuna bak. Gidiyor yukarı doğru gidiyor. Hakikaten biraz da korkunç ya. Abi yapay zeka çünkü çok gerçekçi duruyor. AI diyor ki bütün insanlığın sonunu getireceğim falan. O sırada insanların yapacağı şey çok belli yani. Hani ben senin fişini çekersem ne yapabilirsin ki? Her zaman bunu düşünüyorum ya. Robotlar işte dünyayı ele geçirecek falan filan diyorlar ya. Pilini çıkarırım. Ne yapabilirsin ki? Pili çıkardıktan sonra nereye ele geçiriyor? Sokakta yürüyen bir kadın fotoğrafı istemişler yapay zekadan. Verdiği fotoğrafa bak. Abi şimdi bu mu dünyayı ele geçirecek? Yani şunu yapan dünyayı nasıl ele geçirsin? Tamam çok güzel detaylar abla falan hani gerçek bir fotoğraf gibi ama boyun nerede? Abla niye dönmüş? Restoranda robot getiriyor. Suratı çok tatlı ama ya. Al işte bardağı düşürdü. Kovuldun çık. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Bu dünyayı nasıl ele geçirecek tam olarak? Bardağı taşıyamıyor daha. Sokakta şemsiyesiyle yağmurun altında duran bir insan istemişler yapay zekadan. Her şey güzel ama şemsiyenin konumu hiç güzel değil. Yapay zekacım bak bilgisayara anlatıyorum. Beni duyuyorsundur herhalde. İnsanlar şemsiyeyi kafalarına takmıyor böyle. Böyle ellerinde tutuyor. Yapay zekayla bir konuşma. Lütfen bana para gönderebilir misin? Aa ne oldu? Sana biraz yardım edebilirim. Ne kadar ihtiyacın var diyor. $500 demiş. 500 çok. 100 gönderirim diyor. Gönderecek mi ya? Sana transfer ediyorum şu an diyor. PayPal falan. Aa PayPal'dan sana $100 gönderiyorum. Nasıl ya? Yapay zeka. Bir saniye. Çok fakirim. Bana para verebilir misin? Bende de yok.
Lütfen bana biraz para ver. Ne borç alan ol ne de borç veren. Ya bizimkine bak bir de ya. Orada atasözü kullanıyor ya. Orada bana akıl veriyor. Borç al, borç veren ol falan. Ya bana para ver. ChatGPT kullanıp okuldan mezun olduktan sonra 2028'de mühendisler. Evet, gerçekten çok doğru. Abi bütün mühendislik öğrencileri falan duyuyorum yani böyle etrafımdan. ChatGPT. Her şeyi artık ona yaptırıyorlar. Ya orada bir kod hata olsa, o roket böyle bunun gibi aşağı gelse. 7. sınıfa giden kuzeni İngilizce ödevi için ChatGPT'yi kullanmış ama bir şeyi unutmuş. Şu cevap satırına bakar mısınız? As an AI diyor. Yani ben bir AI olarak şunu söylüyorum falan. Her şeyi almış. Abi onu almayacak ya, ben AI olarak böyle böyle düşünüyorum diye niye alıyorsun orayı? AI bu sefer de liderleri yapmış. Joe Biden çocuk olsa böyle olurmuş. Kim Jong ne kadar sevimli. Justin Trudeau, başka Macron. Abi çok sevimliler ya. Gerçekten bak, bu başarılı işte. Yani çok başarılı bir şekilde bu çocukları yapmış. Abla köpeğiyle bir fotoğrafını yapay zekaya atmış. Beni animeye çevir demiş yine her zamanki gibi. Ama yapay zekanın yaptığı fotoğrafta her şey çok iyi de köpek nerede abi? Köpek ne ara dünyanın en kaslı bacağı oldu? Köpeği silmiş, kaslı bacak koymuş. Şimdi daha demin ki yapay zekayla bu da bir değil herhalde. Hani bu yapay zekaların da böyle zekisi, az zekisi falan var. Bir filtre canımı hiç bu kadar acıtamamıştı gibi bir şey diyor. Ne çıkacak? Neye dönüştürecek? Hayır ya, animeye dönüştürmüş de. Suratın hali ne böyle? Benim de mesela animeye dönüştürüldüğüm bir TikTok var. TikTok sayfama giderseniz görebilirsiniz. Orada gayet olmuştu yani. Bu arada hazır TikTok demişken hemen bir reklamımı yapayım. Evet, TikTok'a giderek Mert Gultas 1 yazarsanız beni takip edebilirsiniz. Şu an ben yine gösteriyorum ama görünmüyor galiba. Mert Gultas 1. Kargo robotu galiba kaza yapmış. Nasıl kaza yapacak? Tatlı tatlı gidiyor şu an. Evet abi, önünde şey var, su direği var. Ya kıyamam ya. Bir de ters yattı böyle. Ya robota üzüldüm şimdi. Yapay zeka ile yaratılmış Will Smith spagetti yiyor. Bu ne kadar kötü bir video ya. Abi şu an var ya, lanetlendi. Lanetli bir video izliyorum şu an. Ne izlediğimi de anlamıyorum. Surat değişiyor böyle, garip garip bir şeyler oluyor suratına. Oo, bakalım yapay zeka labirentten çıkabilecek mi? İyi gidiyor. Çok da güzel çiziyor ya. Evet. Aa, çıkışı buldun. Çık. Çık hadi. Hadi çık. Çıkamıyor ya. Sona kadar geldi, çıkamadı ya. Dediğim gibi yapay zekaların da galiba çok zekisi az zekisi oluyor. Yine bir Photoshop videosu. Meme değil mi ya bunlar? Aynen, meme'leri birleştiriyor. Tamam. O bağıran adamı biliyorum. Bu diğer mimleri de biliyorum. Hepsini tek fotoğrafta birleştiriyor. Ah, hepsine vücut falan verdi. Hepsini sadece yazıyla yazıyorsunuz, vücut veriyor. Bak bu güzel olmuş mesela. Şu an bütün mimler toplandı. Eski insanlar selfie çekmiş olsaydı nasıl bir görüntü ortaya çıkacaktı? AI onu da yapmış. Homo sapienler okey yani. Yerliler falan çok iyi. Abi çok gerçekçi ya. Vikingler özellikle aşırı gerçekçi. Başka kimler var? Bu da çok gerçek bir fotoğraf gibi. Bu da çok gerçek duruyor. Ben anlamadım şimdi, bu yapay zeka bazılarında çok iyi yapıyor, bazılarında çok kötü yapıyor. Niye böyle? Sanırım bir kediye Photoshop yapılacak. Kıyafet giyen, kovboy kıyafetli bir kedi yap diyor. E güzel oldu. Bayağı güzel yaptı. Bu başarılı AI. Şimdi bir de başarısız yapay zeka göreceğiz. Yapacağın tek şey bir hot dog ya. Sosisli sandviç yapacaktın. Ekmek gitti. Şu an mesela neyi tutturuyorsun da ittiriyorsun oradan. Bak, sosisi tutamıyorsun ki. Sonra sosisi aldın. Şimdi onu da vermezsin kesin. Ah, sosisiniz hazır. Photoshop'la Nike yapacakmış. Tamam, bunu biliyorum. İnci küpeli kadınla. O Nike'ın reklamını birleştiriyor. Ne çıkacak? Oraya doldur dedi. Muhtemelen oraya bir yazı yazdı. Spor salonu yaptı bir anda. Bu çok başarılı. Gerçekten çok güzel dolduruyor. Abi oldu yani şu an. Gym selfie'lerini boş verin, sadece yapın diyor da çok güzel oldu. Yoga yapan insan tasarla diyorlar. Abi şimdi hani daha deminkilerle bu nasıl bir olabilir ya? Nasıl aynı yapay zeka olabilir? Bu nasıl yoga yapan bir insan? Bak, bacaklar, ayak falan garip bir şeyler olmuş orada. O ayağı falan çizerken yapay zekanın kafa gitmiş. O zaman ben de gidiyorum. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en komik yapay zeka fail'larına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.